Şimdi finali de tekrar işaretlerine bakalım. Onun için main penceresinde repeat tool'a tıklıyoruz. Ve tekrar işareti eklemek istediğimiz ölçünün üzerine tıklıyoruz. Açılan repeat selection penceresini incelediğimizde ölçünün sol tarafına mı ya da sağ tarafına mı olduğuna dilediğimiz gibi karar verebiliriz. Geri alıyorum hemen. Şimdi de bir dolap yapalım. Birinci dolap olarak belirlenen ölçünün üzerine tıkladıktan sonra ending'e geliyoruz ve select diyoruz. Burada belirtilen ending Numbers'da bir yazılı olduğuna dikkat edin. Ve alt bölümde tekrar işareti yaratma seçeneğinin aktif olduğuna dikkat edin. OK diyorum. Ve birinci dolabım burada. Şimdi ikinci dolap için tekrar tıklıyorum. Yine ending'e geliyorum. Select diyorum. Bu sefer iki yazılı olduğuna dikkat edin. Şimdi de tekrar işaret oluştur seçeneğini pasif haline getiriyoruz. Ve OK diyoruz. Böylelikle birinci dolabımızda ki standartlarda olduğu gibi tekrar işareti var. İkinci dolabımızda tekrar işareti yok. Ama ikinci dolabımıza bir final işareti ekleyelim. Onun için mezur tool'a geliyorum. Üzerine çift tıklıyorum ve seçeneklerden finali seçiyorum. Ve okey diyorum. Şimdi yapmam gereken ikinci dolabın şuradaki kuyruğunu biraz uzatmak. Tekrar repeat tool'a geliyorum. İkinci tool'u seçip konumunu belirliyorum. Ve böylelikle dolabımız hazır. Kısa yolunu anlatacağım size. Hemen geri alalım. Mesela şuraya dolap eklemek istiyorum. Ve sağ tıklıyorum. Açılan kutucukta Create First and Second Ending denilen bir seçeneğimiz var. Ona bastığımız anda otomatikman dolabımız oluşacaktır. Tekrar sağ tıklıyorum. Önüne ya da arkasına dilediğim gibi tekrar işareti koyabilirim. Şimdi Repeat Tool'a tekrar geliyoruz ve diğer seçeneklere göz atıyoruz. Eklemek istediğim ölçüye çift tıklıyorum ve karşımda Text Repeats'ler var. Burada var olanın teker teker ekleyebilirsiniz. Mesela bir senyo ekleyelim. Select diyorum. Burada ayarlarımız mevcut. Okey dedikten sonra senyomuz burada. Dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Buradaki yazılı seçeneklerden aradığınız yoksa buradan create diyoruz ve istediğiniz yazıyı ekleyebiliyorsunuz. Tekrar yazalım mesela. Türkçe olsun. Buradan fontunu değiştirebilirsiniz. Times New Roman olsun seçeneklerden de. Okey dedik. Buradaki diğer seçenekleri de kontrol etmenizi öneririm. OK diyorum ve select dedikten sonra karşımda Türkçe bir karakter olarak tekrar yazısını görebilirsiniz.